Böyle böyle bir şey olmaz Arkadaşlar, ya. ya Abdülkadir Selvi'nin bir kulis yazısı oldu. Bugün mü çıktı senin yazın? Evet. Bugündü değil mi o? Evet, Ben artık aynen. şeyleri unutuyorum yani Doğru. tarihleri. Şimdi çok önemli bir yazıydı. Biliyorsunuz bu savaş başladığı günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Başkanı Biden arasında bir telefon görüşmesi ya da bir temas olmadı. Hatta en son Cumhurbaşkanı'na bu konu sorulduğunda yani şu anda gündemimizde böyle bir görüşme yok ama ararsa konuşuruz. Onun araması. Evet. Ha ne diyor? Ver. Tam Cumhurbaşkanı'nın mı sözünü ver? Ha tamam burada söylemişti. ABD Başkanı'yla görüşme gündemimizde değil. Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Bizi ararsa konuşmamız gereken konular neyse onları da biz kendisiyle görüşüp konuşuruz demişti. Selvi ne diyorsun sen, senin şeyin nedir yani haberin nedir? Bir anlat birkaç cümleyle söyler misin? Ahmet Bey, şimdi bir yedili temas grubunun Blinken'la bir görüşmesi oldu. Ardından Blinken'in talebi üzerine de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Blinken'in özel bir görüşmesi oldu. Oradaki edindiğim benim bilgiler, Biden'ın Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu hafta içerisinde arayacağı Bu hafta yönünde, içinde. bu hafta içerisinde Gazze konusu, F-16'ların satışı konusu ve İsveç'in tam üyeliği, NATO'ya tam üyeliği konularını görüşeceği yönünde. Tabii bu ne zaman planlanır, hangi saatte olur bilmiyorum ama bir görüşme Buna dair gerçekleşecek. bir işaret var yani. Evet. Yunus Paksoy, Abdülkadir Selvi, Biden'ın Erdoğan'ı bu hafta içinde arayabileceğine dair bir kulis bilgisi var. Buna dair Washington cephesinde herhangi bir kıpırdama var mı gözlemleyebildiğin? İyi yayınlar Ahmet Hakan. Öncelikle tebrik ediyorum Abdülkadir Selvi'yi haberinden ötürü. Ben de sabah kalktığımda sabah 7 civarı o bilgiyle uyandım. Ondan sonra yani çok bir şey söyleyemeyeceğim ama şöyle söyleyeyim ben. Hani detay veremiyorum çünkü. Biraz Washington'da havayı kokladım. O kokuya göre bu haftanın sonuna doğru bir hareketlenme var Abdülkadir Bey'in de dediği gibi. Ha, o Ben zaman de haber bunu söyleyeyim. Amerikan tarafında da benzer bir hava var. Yani Selvi'nin verdiği kulisi doğrulayan bir hava var. Diyelim öyle bir hava var burada da. Ancak tabii hani şey şartında, şerhinde düşmek lazım. Tabii ABD ile görüşmeler olduğunda, telefon görüşmesi olsun, fiziksel görüşme olsun, son dakikaya kadar her şey değişebilir. O şerhte düşüldü bana diyeyim. Orada bırakayım ama bu hafta böyle bir angajman beklenebilir iki devlet başkanı arasında. Tabii Sayın Selvi'nin de dediği gibi şu an 3 tane konu var temelde iki ülke arasında. Blinken'la Fidan arasında geçen konularda olduğu gibi. Gerçi ABD dışişlerinin yazısında F-16 hiçbir zaman yazmıyor ama biz gayet iyi şunu biliyoruz. Türkiye F-16 dediği an ABD İsveç diyor. İsveç dedikleri an biz F-16 diyoruz. Orada bir kilit var. Gazze konusu zaten hepimizin malumu ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da dediği gibi artık hani 70 gün sınırına doğru gidiyoruz bu savaş başladığından beri. Normalde 7 Ekim günü basın toplantısı düzenlediğinde Türkiye'yi de aralarında saymıştı. Ekibime emir verdim şu ülkelerle temasta kalın diye. Ama onu dedikten sonra 7 Ekim'den bir kere bile hani devlet başkanı seviyesinde bir konuşma, görüşme olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ben onunla ne konuşayım diyordu bu noktada. Tabii bundan sonra acaba ABD'nin ertesi gün planları varken Ankara, Washington arasında hani o bizim de Cuma günü Sayın Fidan'a yönelttiğimiz CNN Türk olarak acaba Türk Silahlı Kuvvetleri herhangi bir ya da güvenlik güçleri Gazze'de ertesi gün planlarında bir barış gücü olarak yerini alabilir mi? Belki de bu da gündeme gelebilir. Yani zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da yani bizi ararsa konuşmamız gereken konular neyse onları da biz kendisiyle Şimdi görüşüp bu konuşuruz diyor. İsveç konusu malum Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki seyahatinde.
yani meclisimiz açılsın, ilk görevleri de bu olacak, ilk işleri de bu olacak, bu konu görüşülecek demişti. Muhtemelen Biden'ın en önemli konusu bu İsveç'in NATO üyeliği olacaktır. Ne oldu, ne yaptınız diye bir herhalde soracak. Yani ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan da o konuda bir yaklaşım değişikliğine gitti. F-16 tamam. konusunu doğrudan... Evet, o İsveç konusunun karşısına koydu. Yani vallahi şimdi F-16'ı... Katar dönüşü sorduk. Ahmet Bey'in dediği çok doğru. Bir tutum değişikliği var. Katar dönüşü sorduk. Çok net. Siz dedi kongrenizden F-16'yı geçirsiniz. Ben de buradan meclisi eş zamanlı. Kısa bir ara, tekrar birlikteyiz.